sektörü 2007 yılında başladığımız için 2007 ile 2016 karşılaştırmasını rahat yapabiliyoruz. 2007 yılında nesnelerin internete dediğimizde çok fazla anlam ifade etmiyordu. Bunu anlatabilmek aslında tamamen gerçek uygulamalarla case'leri oluşturduğunuzda ortaya çıkabiliyor. Geçen sürede 2016 yılına geldiğimizde aslında şu anda çok fazla örnek var. Artık nesnelerin interneti dediğimizde bir kitaptan, bir inekten, bir koyundan, bir kediden veya işte bir lojistikteki kutudan, kolyeden veri alabilmek, bunları çok daha rahat görebiliyoruz. Ve şu anda üzerine tanımlanan bu 4. sanayi devrimi veya M2M gibi konuların çok fazla konuşulmasıyla daha fazla herkesin hayal dünyası biraz daha gerçek zemine dönebiliyor. O yüzden de şu anda aslında herkes biraz daha rahat anlayabiliyor. Ama biz yine şöyle basit tanımlıyoruz. Diyoruz ki yani nesne veya canlılar bir şekliyle hayatı kolaylaştırmak için belli süreçleriyle ilgili verileri, bu bazen kimlik verisidir, bazen kimlik verisinin yanında sıcaklık verisidir. Bize lokasyon verisidir, durum verisidir. Bize bunları ilettiklerinde aslında biz bunlardan biraz daha hayatı kolaylaştıran, maliyetleri düşüren, iş gücünü azaltan, bizim daha kalifiye işler yapmamıza imkan verecek vakit ortaya çıkartan veya bazen PR çalışmalarına yardımcı olan çözümler çıktığını düşünüyoruz. Bunları sahada gösterebilmek aslında sizin sorduğunuz sorunun cevabını netleştiriyor. Herkes şu anda biraz daha Internet of Things, nesnelerin interneti kavramlarını anlayabiliyor.